Yeniden herkese merhabalar. Ben Paragraf Sevdiren Hoca. Sevgili arkadaşlar, bugün itibariyle artık geri sayım denemelerine başlıyoruz. MSÜ'den harika geri bildirimler aldık. Şimdi inşallah hem TYT hazırlanan arkadaşlar hem de o çok fazla sesinizi yükselten sevgili abiler, ablalar grubuna giren KPSS, DGS sınavlarına hazırlanan arkadaşlarım, sizleri unutmuyorum. Bunların hepsine uygun olan ortak soru tipleri, tabii DGS'ye girenler için DBX'in de yapabileceğim şu an için bir şey yok. Ama KPSS grubundaki arkadaşlarım için en azından yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Şimdi sizden ricam şu, birinci denememizi koydum. Aşağıda da PDF'i var. Ne yapıyorsunuz? 11 soru var. 12 dakika zaman veriyorsunuz. Lütfen ama lütfen şöyle bir tane kalem. O kalemle tık 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 üzerinde yapın. Yok hocam tablet, fark etmez tablet kalem. Yani mümkün olabildiğince kalemle işlem. Yok hiçbir şey yoksa eyvallah, yapabilecek bir şey yok. Yazıcınız yok, tabletiniz yok, imkan yoksa o zaman mecbur telefonu alın. Kendiniz yapmaya çalışın. Ama lütfen soruları dinlemeden evvel, soruların çözümlerine dair bir şeyleri duymadan önce çözün. Tamam mı? Sevgili arkadaşlar, burada videoyu durduruyorsunuz. Şşt, durdurun. Evet, çözdüğünüze göre hemen başlıyoruz. Ekranımıza birinci soru gelsin bakalım. Birinci soru hemen ne diyor sevgili arkadaşlar? Hem yapım hem de çekim eki almamıştır. Soru kökünde olumsuz olduğuna lütfen 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 dikkat edin. Neydi? Anlam değişiyorsa yapım, anlam değişmiyorsa çekim ekiydi. Doğru mu Onur? Evet hocam. Güzel, harika. Bak sen de öğreniyorsun. Hemen ilk kelimemize gidiyoruz. Doğumlular doğmaktan doğum, doğumdan doğumlu, doğumludan doğumlular. Doğmaktan doğum deyince anlam başka bir yere kaydı. Yapım eki. Sondakilerler çekim eki. O zaman ne yaptım? Bir de hem yapım eki hem çekim eki var. Birler ne oldu? Gitti. Kaç tane bir var zaten? Bir tek A seçeneğim var. Devam ediyorum. İkiye baktım. Bireylerin birden birey. Doğru mu? Birden birey. Bu nedir? Yapım eki. Ellerler geldi. Çekim eki. Dolayısıyla içinde iki olanlar da elendi. E seçeneğim de gitmiş oldu. Kaldı B, C, D. Geldim 3'e. İyimser. İ'den iyimse. Değil mi? Gülümse. Değil mi? İyimse, gülümse. Bunun gibi. Bu ne? Yapım eki. Doğru mu? İyimser. Oradaki şey ne? Sıfat, fiil. Yani o da ne? O da yapım eki. Yani iki tane yapım eki oldu. Çekim eki var mı? Kelimede, bu sözcükte çekim eki yok. Sadece yapım eki var. Hem yapım eki hem çekim eki istediğine göre bu sözcük tam da bizim aradığımız oldu. Çünkü olmamıştır, almamıştır diye olumsuz sorduğu için. Kesinlikle o zaman 3 olmak zorunda mı? Olmak zorunda. Bursa ve Ceyhan cevabımızdan birisi. Denizli'de elenmiş oldu. Hemen bakıyorum 4 numaraya. Hırslarının, hırstan hırslar. Lerler ne abi? Çekim. Kural neydi? Çekim ekinden sonra yapım eki gelebilir mi? Hayır. O zaman buradan sonra yapım eki gelir mi? Hayır. O zaman 3-4 cevap mıdır? Cevaptır Bursa. Ama ne olur ne olmaz, sizin güzel attığınız için son kelimeye bakalım. Olmaktan olgu, yapım eki, lerler, çekim eki, her ikisini de almış. Bu sorunun cevabı kesinlikle Bursa. Geçtik hemen diğer sorumuza. Evet arkadaşlar, geldik ikinci soruya. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Soru kökümüz yine olumsuz. Aman dikkat. A seçeneğine bakıyoruz hemen. Türemiş sözcük demiş. Türemiş sözcük neydi? Yapım eki alan. Hemen bak ne var? Girdiğinde. Girmek, girdiğinde. Büyük, büyümekten büyük. Getirmekten getiren, gelmekten gelen. Değil mi? Çekmekten çekilmek falan filan. Hiçbir şey göremediysen o büyümekten büyüğü gör kardeşim, değil mi yani? A'yı eledik. B seçeneğine bakalım. Ne demiş? Birleşik çekimli eylem. Çekmek, çekilmek, çekiliyor. Zaman ne var? Sadece yor. Şimdiki zaman. O zaman bu basit çekimli. Birleşik çekimli değil. Cevabımız kesinlikle Bursa. Ama sizin için diğerlerine de bir bakalım mı? Bakalım. C'de ünsüz yumuşaması demiş. Girdik. Girdiği. Ne oldu? Yumuşamış. Belki daha iyi gözü olan arkadaşlar neyi görecek? Ardından art. Arttan ardı oldu, yumuşadı. Bağlaş tabii ki ve eylemsi girdiğinde getir en gel en, değil mi? Bunları alıyoruz. Hemen diğer sorumuza geçelim bakalım. Hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Her şey tabii ki ayrı. Yazar da ne yapıyorsun? Düşür kardeşim. Yazar bunu yapar ya da yazar da oluyor mu? Olmuyor. Kesinlikle de da bağlaç, o yüzden ayrı. İnanmıştır kiler oluyor mu? Olmuyor. Bu ki bağlaç. O zaman cevap kesinlikle 3, çünkü bağlaç olan ki ayrı yazılırdı ama burada ne yapmış? Bitişik yazmışlar. Diğerlerine bakıyorum. Ne var ki? Bağlaç kurallı ayrı. Biçimlendiriverirler kurallı birleşik fiil. O da bitişik yazılması lazımdı. Herhangi bir yanlışlık var mı? Yok. Cevabımız kesinlikle Ceyhan. Geçiyoruz.
Evet sevgili arkadaşlar, başlıyoruz. Boş bırakılan yere sırasıyla hangisi getirilebilir? Hemen metni hızlıca okuyoruz. Çocuğun toplumda uyum içine yaşayabilmesi, sorumluluk duygusu ve iç denetim kazanılması için belli bir disiplin içerisinde yetiştirilmesi gerekir. Disiplin burada bizim için kıymetli. Tanımayan, her istediği yapılmış, söz dinlemeyen çocuklar hem kolay mutlu olamazlar hem de davranışlarıyla bilmem ne tutum nedeniyle sosyal çevre tarafından. Aha! Şimdi birileri disiplin içerisinde, bak disiplin burada önemli, sosyal çevre tarafından dışlanmak. Kim sosyal çevre tarafından dışlanır? Ortamdakileri düşünmeyen, kendini düşünen, kendine göre hareket eden, doğru mu? Şimdi sağdan gittiğin zaman yasakçı mı? Hayır. Aşırı olan mı? Olabilir. Saygısız olan mı? Olabilir. Psikolojik hayır. Ben merkez %90 daha sıcak bakıyor, doğru mu? Şimdi 3 tane seçenek üstünden gittiğin zaman kural, insan, yasak. Buradan hangisini seçersin? Kuralları tanımayan olur, doğru mu? Büyükleri tanımayan olur, yasakları tanımayan, her istediği yapılmış. Bak, yasağı tanımayan bir insanın her istediği yapılmış olur mu? Her istediği. Evet. Bak, kural ve yasak, bu ikisinden birisine takılabilirsiniz. Saygısız tutum nedeniyle, burada neden A dersiniz? Ben merkezi ifadesi daha sıcak durduğu için, kural ve yasak arasındaki ilişkide de A baskın olduğu için. Evet geldik resmi olarak 2020 MSV sorusuna. Neydi soru? Soru tipi daha doğrusu. İki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali. Ne demiş? Nurettin Topçu, matematikte olduğu gibi dinde de aklın yapısına bağlı prensiplerin olmadığını, yani matematikte her şey akla uygun olabilir ama dinde akıl olmayabilir. Bunu anlıyoruz. Doğru mu abi? Geçtik. Dinde deneyle kontrolü yapılabilen evrensel kanunlara ulaşılamayacağına inananlar bu görüşe destek vermişlerdir. Dinde deney kontrol. Deneyde ne yaparsın? Kontrol edersin. Oluyor mu olmuyor mu? Tutuyor mu tutmuyor mu? Ama dinde böyle bir şey yok diyor. Deneyde var diyor. Şimdi buna göre okuyorum. İkisini birleştir bakalım diyor. Nurettin Topçu'nun matematik algısıyla diğer insanların deney kontrolü algısını birleştirip bir cümle haline getireceğiz. Bakalım efendim. Dini konularda deneyle kontrol yapılabilmesi için evrensel kanunlara ulaşılması gerektiğine inananlar. Böyle bir şey var mı? Yok. Ne oldu? Elendi. Olmayan bir şeyi alamam. B'ye bakıyorum. Dinde deneyle kontrolü yapılabilen evrensel kanunlara ulaşılamayacağına inanmış olan insanlar. Evet. Tam da o aşağıda. İkinci cümle. Devam ediyorum. Nurettin Topçu'nun matematikte olduğu gibi dinde de aklın yapısına bağlı prensiplerin olmadığı birinci cümle görüşünü desteklemiştir, destek vermişlerdir de ne yaptı? İkinci cümlenin finalini yine bu cümlenin finaline sakladı. %100 Bursa seçeneği ben cevabım diyor. Ama diğerlerine de bir göz atalım. C. Din ile deneyin kontrollü olarak bir arada olmayacağını, böyle bir şey var mı? Kontrollü bir arada olmak yok. Denizli'de bakın tamamen uygun diyor. Genelleyici ya da özelleştirici ifadelere çok dikkat ediyoruz. Edirne'de de ne yapmış biliyor musunuz? Nurettin Topçu'nun matematiksel ilişkisi yer değiştirmiş. Yani normalde matematikle olan ilişkisi veriliyor. Aşağıdaki insanların dinde deney kontrolü ilişkisi, ikisini yer değiştirmişler. Birazcık dikkat etmezsek E'de cevaptır diyebiliriz ama küçük bir dikkatle cevap kesinlikle ve net bir şekilde Bursa'dır diyoruz. Geçiyoruz bir başka soruya. Evet geldik sıradaki sorularımıza. İkisinde de kalıbımız aynı. Ne dedi? Kesin olarak çıkarılabilecek ifadeyi istemiş. Ne diyor? 19. yüzyılın ilk yarısında elektrikli telgrafın icat edilmesi önemli. Anahtar söz ve kullanılması evet önemli. Devam ediyoruz. Haber ve telgraf alanında yapılacak olan pek çok yeniliğin ilk adımı olmuş ve icatla çağdaş anlamda bilim ve teknoloji birliklerinin temelleri atılmıştır. Güzel. Şimdi bakalım. Elektrikli telgraftan önce demiş. Yahu önceyse ben bunu nasıl yapacağım? Kesin olarak çıkar mı? Çıkmaz. Eledim. 19. yüzyıldan önce demiş. Yine önce dedi. Ben bilmiyorum ki 19. yüzyılın ilk yarısında diyor. Önceyse ben nereden bileyim? Bilemem. Gitti. C'ye bakıyorum. Teknolojik gelişmelerin başlaması diyor. Bunu bilebilir miyim? Yok. Bunu da vermemişler. Denizli elektrikli telgrafın icadı haberleşme teknolojilerinin gelişmesinin öncüsü olmuştur. Evet. Bir sıkıntı yok. Denizli cevap elektrikli telgraflardan önce yine önce dedi gitti. Gitti. O zaman cevabımız kesinlikle ama kesinlikle Denizli küçük bir dikkatle çok kolay yapılabilecek bir soruymuş. Geldik diğer sorumuza. Yine aynı şekilde kesin olan ifadeyi arıyorum. Şimdi ne demiş? Şemsiyeler ilk olarak Mezopotamya'da
asil kişilerin güneşten korunmaları amacıyla kölelerine taşınan bir rütbe ve ayrıcalık sembol olarak kullanılmış. Mısır'da da dini bir anlam kazanmış. Şimdi A seçeneği ne diyor? Ticari amaçlar eledi. Çünkü ticaretten hiç bahsetti mi? Hayır. B. Ortaya ilk çıkışlarındaki kullanım amaçlarıyla sonraki kullanım amaçları farklıdır. Evet. Şurada sadece ikisinde iki kıyaslamadan bunu anlıyor muyum? Anlıyorum. Kesinlikle cevap Bursa'dır. Devam edeyim ama. Ne demiş? Şemsiyeleri krallar demiş. Yahu nereden biliyorsun? Kral diye bir şey geçti mi? Eledim. Denizde ne diyor? Yakın bir biçime. Biçimi nereden bildin birader? Bu da yok. Gitti. Edirne'de yine ne diyor? Büyüklük ve asillik derecesi. Yine bundan söz edilmemiş. O yüzden cevabımız kesinlikle Bursa. Evet arkadaşlar. Yine bir kesinlikle sorusu ama bu defa kocaman bir paragraf eşliğinde verilmiş. Şimdi bakıyorum. A seçeneği ne demiş? Oyuncuların asker selam verdiği, atlayabilirsiniz aman dikkat. Selam verdiği söylenilmiş metinde ama bu selamın asker selamı olup olmadığını bilmiyoruz değil mi? Selam asker selamıyla merhaba kardeş. Bak bu da bir selamdır değil mi? İşte bu da bir selamdır. Bu da bir selamdır. Değil mi? Merhaba. Selam. Selamünaleyküm. Değil mi? Böyle çoğaltmak mümkün. Hay. Geçtim. Demek ki A olamaz. Aman dikkat. Bu birazcık dikkat sorusu. Türk taraftarları için sadece kale arkasında sevindiklerini söylüyor ama Türk taraftarının sadece orada olduğunu dair bir şey söylüyor mu? Az önceki soruda da bir şey söylemiştim. Lütfen dikkat edin. Özelleştirici ya da genelleştirici ifadelere lütfen dikkat edin. Sadece dediyse dikkat. Tarihte ilk defa demiş. Dikkat ediyoruz. Tarihte ilk defa böyle bir şey yok. Son cümlede tarihte bir ilk olarak kayıtlara geçmiş. Eyvallah ama bu grupta karşı karşıya geldiğine dair bu veri var mı? Bu yok. Aman dikkat. Edirne'ye bakıyorum. Türkiye A-Milli takımının müsabakadan önce aynı grupta 7 maç yaptı. Bunu nereden anlıyorum? H grubu 8. hafta maçı diyor. Peşinden de 8. maçlar diyor. Demek ki kendisinden önceki 7 haftada 7 maç oynandığı buradan çıkartılabilir. Doğru mu? Cevabımız net bir şekilde Edirne. Gelsin o zaman diğer sorumuz. Onur bak, çok güzel birbirine benzeyen 3 tane soru tipini bilerek peş peşe koydum. Farkı arkadaşlarımız anlasın diye hemen ilkiyle başlayayım. Cümlelerin hangisinden sonra cümle getirilebilir? Bak cümlenin hangisinden sonra, bu çok kıymetli. Şimdi bu tip sorularda ben ne yapacağım biliyor musun? İki yoldan birisini yapacağım. Ya buradaki cümleyi alacağım zihnime. Mikroplu suyun hastalık yaptığı, adam öldürdüğü gerçeği bunlardan biridir. Tamam abi, mikroplu suyla ilgili, onu öldürdüğüyle ilgili bir şey. Eyvallah. Ya da özellikle şuna dikkat etmek daha güzel olabilir. Metni güzelce okuyorum abi. Okurken bir yer atlamış ya. Bir şey eksik ya. Bir tat, bir aroma eksik. İşte onu bulduğun yer %90 bu koyacağımız yer olacak. Hadi başlayalım. Ne diyor? İlkokulda, ortaokulda öğrendiğimiz bir takım gerçekler var ki bunlara aklımız pekala yattığı halde nedense gönlümüz tam bir surette inanmaz. Tamam. Hepimiz iyi biliyoruz ki belediye ve il meclisi üyelerinin en az tahsillisi bile suya ve mikroba dair en aşağı 10-15 dakikalık konferans verebilir. Onur, pat diye atlamadı mı? Kocaman bir boşluk yok mu? Allah aşkına ne alaka su ve mikroba dair belediye meclisindeki üyelerin konuşması? Ne alaka? Politika hocam, belli olmaz. Politika. Ama bak ilk cümlede ya tamam bu dedi, ortada kaldı. Şimdi peki ben birden sonra ikiden önce bunu koyarsam mikroplu suyun hastalık yaptığı, adam öldürdüğü gerçeği bunlardan biridir. Yani nedense gönlümüz tam bir surette inanmaz. İşte bu da bunlardan biridir. Suya ve mikroba dair. Bak oturuyor mu? Oturuyor. Demek ki benim bakış açım bu olursa iş biter. Şimdi 2 numaralı yere gelecek ama ne dedi? Hangisinden sonra? Hangi cümleden sonra olmuş oluyor? 1 numaralı. Yani cevabımız Adana. Buna dikkat edelim sadece. Geldik diğer sorumuza. Bu defa ne diyor bak? Cümlelerin hangisinden önce? Aman dikkat sevgili arkadaşlar. Hangisinden önce diyor. Bu hangisinden önce muhabbeti DGS'de çıktı. Unutmayın. Bizim henüz bu tarafa TYT dediğimiz alana henüz gelmedi. Ama DGS'deki arkadaşlar eski soruları çözmüşlerse onlar görürler bu soru tipini. Ha bizde de çıkmayacak diye bir şey yok. Bakalım ne diyor? Fakat bu türlü kazalar beni yalnızca kitaplarım zarar gördüğü için üzer. Tamam. Fakat bu türlü kazalar demek ki kazayla ilgili bir şeyden bahsedecek, doğru mu? Yani yalnızca kitaplarım zarar gördüğü için üzer dediğine göre böyle bir şey bulmam lazım. Başlıyorum efendim. Hayatta tek lüksüm ne zaman aklıma esse açıp okuyabileceğim kaliteli bir kitap.
Tamam, bir kaza yok. Herhangi bir yerde giderken bavulumda daima birkaç kitap bulunurum. Bu da güzel. Bazen yolculuk esnasında bavulumdaki suyun kitaplarımın üstüne aktığı olur. Bazen de. Ne yaptı? Bazene bazen. Birleştirdi mi? 1 ile 2 de ayrılmıyoruz. 3, 4 kesinlikle artık araya bir şey giremez abi. Yasak. Yasak bölgeye girdik artık. 1, 2, 3, 4 birbirine kilitlendi. İstesek de ayıramayız Onur. Bazen de muavinin bavulları gelişi güzel yerleştirmesi yüzünden kitaplarımın ezildiği, hatta parçalandığı olur. Bu yüzden, bak ne oldu? Buradaki bu yüzden buraya gitti. O parçalanması yüzünden ne yaptı? Çok defa muavinle, ikinci bir kez ket oldu. Yukarıda muavin dedi, burada da yine muavine birleştirdi. O yüzden ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5 kilit ifadeler. İstesek de buraya kadar herhangi bir şey alamayız. Zaten kalan tek bir yer oldu. 5'ten sonra 6'dan önce. Dolayısıyla cevabımız A. Bu kadar. Olayımız bu sevgili arkadaşlar. Kolay. Hadi bakalım geçelim son soruya. Geldik farklı bir soruya. Ne diyor? Numaralanmış yerlerden. Bak az önceki iki soruda ne dedi? Numaralanmış cümle dedi. Birisinde cümlenin hangisinden sonra, cümlenin hangisinden önce dedi. Burada numaralanmış yer dedi. Artık cümleyi baz almıyoruz. Cümleyi merkeze almıyoruz. Aman dikkat. Aman dikkat. Ne dedi? Fakat hangimiz kendi yolumuzda bir meslektaş tarafından geçildiğimizi görüyor da kudurmuyoruz? Aman Allah'ım. Çok sert bir taş. Şimdi taş atacağımız bir yer ya da birisini destekleyeceğimiz bir yer. Ha bak o öyle ama biz de böyle olabiliriz gibi onu şeyde tutacak, ona destek verecek bir yer arayacağız. Hadi başlayalım. Uzun yollarda Anadolu şoförünü daima uyanık, becerikli, uysal ve cana yakın gördüm. Yalnız büyük bir zaafları var. Bölünür mü? Hayır. Kimden bahsediyor? Anadolu şoföründen bahsediyor. Neymiş? Yarışa dayanamıyorlar. Onların kimin? Anadolu şoförünün ne yaptı? Yine birleştirdi. Ayıramazsın. 1, 2, 3 birbirine bağlı. En akıllı uslusu bile bir arkadaşın korna çalarak kendini geçtiğini gördü mü ifrit oluyor. Artık onun nasihatle kimi, işte o şoförü, tehditle hatta yalvarmayla yarıştan alıkoymanız mümkün değildir. Çaresi ama şimdi bak çaresini söyledikten sonra fakat hangimiz demek mantıklı mı? Hayır. Peki mümkün değildir fakat hangimiz kendi yolumuzda bir meslektaş tarafından geçildiğini görüyor da kudurmuyoruz? Yani onlar da haklı demek gibi bir şey oluyor. Bunun da çaresi deyip çaresini söylüyoruz. Oldu mu? Oldu. O zaman nereye gelmesi lazım? Çaresinden önce yani 5 numaralı alana cevabımız Edirne. Sevgili arkadaşlar, pazartesiden itibaren, pazartesiden cumaya tam 5 tane denemeyle her gün bu şekilde geri sayım denemeleriyle karşınızda olacağız. İnşallah çok çok faydalı olur. Sınava kadar hemen hemen bütün soru tiplerini, bütün konularına dokunabilecek hamleler yapacağız. Bizden ayrılmayın, kopmayın. Son tekrarı inşallah yapacağız. Beğenmeyi, bizlerden beklentinizi yorum olarak bırakmayı ve o zili açmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah 27 Haziran'a kadar bomba gibi olacağız. Hoşça kalın.